Ermenistan'da yapılan elektrik zammını protesto etmek üzere binlerce kişi 19 Haziran tarihinde başkent Erivan'da Özgürlük Meydanı'nda bir araya geldi. Protestolar artık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Bagramyan Caddesi'nde devam ediyor. Protestocular 2 haftadan uzun bir süredir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkan yolları trafiğe kapatmış durumdalar. Protestocuların 3 isteği var. Elektrik fiyatlarının artırılması kararının askıya alınması, fiyatların indirilmesine yönelik görüşmelerin başlatılması ve göstericilerle gazetecilere karşı güç kullanan polis yetkililerinin cezalandırılması. Ermenistan yönetimi fiyat artışını bir süreliğine askıya aldı ancak zammın tamamen geri alınmasının düşünülmediği de gelen açıklamalar arasında. Protesto gösterilerinin aslında Rusya'ya karşı olduğu ilerleyen dönemde tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi bir devrimin amaçlandığı şeklinde iddialar da var. Bütün bu konuları birazdan konuklarımla değerlendireceğiz. Ancak önce konuyla ilgili hazırladığımız dosya haberi izleyelim. Ermenistan hükümetinin 17 Haziran tarihinde elektrik fiyatlarına %20'ye yakın zam yapma kararı almasıyla halk sokağa döküldü. 19 Haziran'da başlayan sokak gösterilerinde ilk olarak binlerce kişi Özgürlük Meydanı'nda buluştu. Kalabalığın artmasıyla göstericilerin bir sonraki durağı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Bagramyan Caddesi oldu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkan yolları kapatan göstericilere Ermenistan polisinin müdahalesi sert oldu. Müdahale sonrasında 237 protestocu gözaltına alınırken aralarında gazetecilerin de bulunduğu 18 kişi yaralandı. Sert müdahale işleri daha da kızıştırdı. Protestocuların sayısı her geçen gün daha da artmaya başladı. Bunun üzerine gözaltına alınan protestocular serbest bırakıldı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın göstericileri temsilen 5 kişiyle görüşme teklifi ise göstericiler tarafından reddedildi. Gösterilerin daha da büyümesinden korkan Sarkisyan yönetimi aralarında protestoculardan temsilcilerin de bulunacağı bir heyetin Ermenistan Enerji Ağları şirketinde denetim yapacağını, inceleme sonuçlanana kadar zammın devlet tarafından sübvanse edileceğini açıkladı. Ancak göstericiler teklifi yeterli bulmadı. Protestocular gösteriyi bitirmek için 3 şart öne sürüyorlar. Elektrik fiyatlarının artırılması kararının askıya alınması, fiyatların indirilmesine yönelik görüşmelerin başlatılması ve göstericilerle gazetecilere karşı güç kullanan polis yetkililerinin cezalandırılması. Ermenistan yönetimi şu ana kadar geri adım atmış değil. Başbakan Hovik Abrahamyan zam kararını makul bulduğunu söyledi. Ayrıca Ermenistan Enerji Bakanı Ervant Zaharyan, göstericilerin taleplerini yerine getirmenin mümkün görünmediği şeklinde açıklamada bulundu. Uluslararası kamuoyundan da protestolarla ilgili açıklamalar geliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, polisin gazeteci ve göstericilere karşı aşırı güç kullanmasının yetkililerce derhal soruşturulması çağrısında bulundu. Protesto gösterileriyle ilgili çeşitli iddialar da var. En öne çıkan iddia, gösterilerin Rusya karşıtı bir devrim hareketine dönüşme ihtimalinin olması. Son dönemde Rusya ile yaşanan bazı krizler bu iddiayı destekler nitelikte. Ocak ayında Ermenistan'ın Gümrü şehrinde bulunan bir Rus askeri üsten kaçan Rus askerin Ermeni bir ailenin 6 ferdini öldürmesi sonrası protesto gösterilerinin başlaması ve Rus askerin nerede yargılanacağı konusunda kriz çıkması Ermenistan'da Rusya karşıtı gösterilere sebep olmuştu. Ayrıca elektrik zammının bir Rus şirketin elektrik üretiminin %70'ini devralmasından sonra gerçekleşmesi de Rusya'ya duyulan tepkiyi artırmış durumda. Gösterilerde bazı protestocuların ellerinde Avrupa Birliği bayraklarının görünmesi, akıllara Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1,5 yıl önce yaşanan ve dönemin devlet başkanı Viktor Yanukovych'in devrilmesiyle sonuçlanan Maydan protestolarını getirdi. Konuyla ilgili Rus makamlarından da açıklamalar geldi.
Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Igor Morozov, Ukrayna'da gerçekleşen darbe senaryosunun birinci aşamasının Erivan'da tekrarlandığını söyledi. Morozov, Ermenistan, göstericilere karşı silah kullanılması yoluyla darbe yapılmasına çok yakın. Eğer devlet başkanı Sarkisyan, Ukrayna'daki Maydan protestolarından ders çıkarmazsa darbe gerçekleşir, dedi. Morozov, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan Büyükelçiliğini de Erivan'daki protestolara aktif katılım göstermekle suçladı. Bir başka açıklamada Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan geldi. Peskov, Rusya'nın Ermenistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Konuyla ilgili Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan da açıklama yaparak gösterilerin Rusya karşıtı olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi. İki haftadır devam eden gösterilerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Ermenistan'daki protesto gösterilerini konuşuyoruz. Araz Bey, isterseniz sizinle başlayalım. Ermenistan'da daha önce de protestolar oluyordu ancak bu seferki biraz farklı gibi görünüyor. Gerçekten uzun sürdü, ikinci haftasında artık gösteriler. Sizce bunun altında ne yatıyor? Acaba belli bir birikimin patlaması mı yaşanıyor Ermenistan'da? Şimdi aslında Ermenistan'la ilgili değerlendirmeler için kilit cümle sizin sorunuzun o son cümlesi. Yani Ermenistan'da yaşananları en iyi anlatabilecek şey bu son olayları kendi başına değerlendirmemek. Yılların birikimi olarak, birikmiş tepkilerin ortaya konması olarak bu şekilde değerlendirmemiz daha doğrudur. Aslında ben genel olarak Ermenistan'ın içinde bulunduğu tabloyu ortaya koyarak bu son olayların değerlendirilmesine yanayım. Yani sadece işte elektrik fiyatlarına zam gelmiş, bunun üzerine bir protesto gösterisi başlamış. Yani bu olay bu değil. Bu olayın görünen yüzü, görünen boyutu. Ama olayın aslı Ermenistan'ın yıllardır içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve siyasal durum. Özgürlükler durumu. Genel olarak Ermenistan'ın bağımsızlığı ile ilgili durum. Yani onları bence tamamen ele alacak olursak tüm boyutlarıyla. Yani Ermenistan yıllardır hangi sosyal, ekonomik ve siyasal koşullar içerisinde ve neden bu koşullar içerisinde? Bunları ayrıntılı bir biçimde bakacak olursak bu son olayları da daha iyi değerlendirebiliriz. İzleyicilerimiz de biz de bu son olayları daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Eğer itiraz etmezseniz bu çerçevede yaklaşmak istiyorum. Şimdi ekonomik boyutuna da geleceğiz. Daha sonra iddialar da var dediğiniz gibi. Oraya da değineceğiz. Ama öncesinde birkaç başka konudan bahsedelim. Biraz sonra oraya dönelim isterseniz. Elman Bey, göstericilerin taleplerini sormak istiyorum size. Göstericilerin 3 ana başlıkta talebi var. Bunlar nedir? Fiyatların indirilmesine yönelik görüşmelerin başlatılması, göstericilerle gazetecilere karşı güç kullanan polis yetkililerin cezalandırılması ve elektrik fiyatlarının arttırılması kararının askıya alınması şeklinde. Sizce Ermenistan hükümeti şu aşamada bunları karşılayabilecek mi? Aydındı. Yani Ermenistan'da aslında bir sistemli böhranın şahidiyik. Ve hal-hazırda demeli Ermenistan'da gençlerin etiraz dalgası ve bu dalga gelişatında ileri sürülen talepler, siz onlar adlarını çektiniz. Ve böyle olan vaziyette tabii ki sual yaranır ki bu halde hükümet, hakimiyet hansı adımları atabilir? Xüsusilə de həmin talepler cevap verip həmin talepleri yerine getirecek mi? Bu sual aktuallaşır. Və bizim təhlillərimiz, apardığımız analizlər belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, Ermənistan hökuməti ilk növbədə birinci ssenarini işə saldı. Yəni, heç bir halda həmin tələblər qəbul edilməzdi. Deməli, elektrik enerjisinin qiymətlərinin artırılması ilə bağlı qərar dəyişməzdi. Və əgər gənclər buna etiraz edirlərsə, həmin etirazı polis qüvvəsi yatıracaq və çox sərt şəkildə, amansız şəkildə yatıracaq və məsuliyyət də gənclərin üzərinə düşür, etiraz eləyənlərin üzərinə düşür. Amma hadisələr göstərdi ki, bu ssenari işləmədi. Güman olunurdu ki, rəsmi İrəvan hesab edirdi ki, Sarkisyan rejimi hesab edirdi ki, gənclərə təziklər, xüsusilə də
Polisin amansız, sərt davranışı gəncləri çəkindirəcək, onlar qorxacaqlar və geri çəkiləcəklər. Hadisələr göstərdi ki, əksinə, əks proses baş verdi. Yəni, gənclər döyüldükcə, söyüldükcə, təhqirə məruz qaldıqca, onlar nəinki geri çəkilmə, əslində daha da israrla öz tələblərini, sizin qeyd etdiyiniz həmin o üç tələbi daha kəskin şəkildə irəli sürməkdədirlər. Yəni, birinci versiya, birinci senari alınmadı. İkincisi, siz deyən məsələdir. Yəni, hökumətə təziqlər və bu təziqlərin nəticəsində Sarkisyan və onun komandası belə bir nəticəyə gəlir ki, çıxış yolu yoxdur. Əgər biz təziqləri davam etdirsək, polisin deməli öz başınalığı və təziqləri artsa, belə olan vəziyyətdə deməli artsa müəyyən nəticə olacaq. Amma məlum olur ki, nəticə yoxdur və ona görə də bir qədər güzəştə getmək. Sarkisyan bilirsiniz ki, artıq həmin qərarın fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı, müvəqqəti dayandırılması ilə bağlı qərar çıxarıb, yəni bir komissiya bu məsələyə baxsın. Yəni hələ ki həmin qanun qüvvəyə minməyib bu vəziyyətdədir və daha sonra geri çəkilir. Və eyni zamanda belə düşünməyə də əsas var ki, əgər Sarkisyan hakim rejim geri çəkilsə, belə olan vəziyyətdə deməli, həmin o miting eləyən gənclər hesab edəcəklər ki, Sarkisyan zəifdir, hakimiyyət zəifdir və ona görə də onlar təzyiqləri daha da artıra bilərlər. Bu ikinci variantdır. Üçüncü variant isə bu həmişə istifadə olunan variantdır. Hər zaman Sarkisyan rejimi bu variantı əl atıb. Nə zaman ki, Ermənistanın daxilində vəziyyət gərginləşir, nə zaman ki, ölkə daxilində proseslər nəzarətdən çıxa bilir, bu təhlükə var. Belə olan vəziyyətdə İqtidar, deməli, Azərbaycanla sərhəddə və qoşunların təmas xəttində gərginliyi artırmaq, təxribatı əl atmaq, hərbi insident törətmək ilə bağlı addımlar atır. Məqsəd isə birdir. Məqsəd odur ki, qoy daxildə, daxili ictimai fikir yayınsın. Daha daxili problemlər yox, xarici məsələ, Azərbaycanla bağlı məsələ önə keçsin. Və belə bir informasiya, necə deyərlər, müharibəsi aparırlar. Xalqa belə bir fikri sırayırlar ki, əgər daxildə vəziyyəti gərginləşdirsəniz, hakimiyyətə qarşı davamlı mitinglər təşkil etsəniz, bu hakimiyyət zəifləyəcək, bütövlükdə Ermənistan zəifləyəcək, nəticədə Azərbaycan bu vəziyyətdən istifadə edib, hücuma keçə bilər və bu bütün Ermənistanın xeyrinədir. Daha doğrusu, kim meydana çıxıb, hakimiyyət əleyhinə fikir bildirirsə, etiraz edirsə, o güya Azərbaycanlıların mənafeyinə işləyir. Və belə bir informasiya, təbliğat işi ilə məşğuldurlar. Amma məsələ ondadır ki, istənilən halda heç bir versiya işləmir. İndiki halda Ermənistan təxribatı əl atanda Azərbaycan ordusu ona elə zərb indirir ki, artıq onlarla erməni əskərinin meydanda qalmış olur, cəbhədə qalmış olur və belə olan halda da əskər analarından ibarət etiraz dalğası əmələ gəlir. Və əskərin də anasını Ermənistan küçələrində polis saçından tutub sürüyür. Və belə olan vəziyyətdə Azərbaycanla sərhəddə dayanan erməni əskəri necə döyüşə bilər və onda hansı ruh ola bilər ki, onun anasını Ermənistan paytaxtında küçələrdə polis saçından tutub sürüyür. Bu halda erməni əskərinin döyüş ruhu olmur. Heç bir halda o deməli heç döyüşmək də istəmir. İki yolu qalır. Ya Azərbaycan tərəfinə keçmək və bu hal tez-tez baş verməkdədir. Ya da silahı atıb geriyə anasının yanına qayıtmaq, onu müdafiə etmək. Hər iki halda biliriz ki, bu Sarkisyanın düşdüyü vəziyyətdən çıxara bilmir. Şimdi görünen o ki Ermenistan'ın içinde bulunduğu durum ciddi ekonomik sorunlar sebebiyle vuku buluyor. Şimdi Araz Bey siz de bundan bahsettiniz. Çeşitli iddialar da var Rusya ile ilgili. Ona biraz sonra geleceğiz. Biz ekonomik kısmı konuşalım isterseniz. Daha öncesinde de bununla ilgili hazırladığımız bir dosya haberimiz var. Onu izleyelim. Ondan sonra tekrar burada olacağız. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Ermenistan, Dağlık Karabağ'ı işgal etmesi sebebiyle Azerbaycan ve Türkiye ile sorunlar yaşıyor. Bu sorunlar ekonomisine de yansıyor. Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı başlattığı ekonomik ambargo ülkede büyük sıkıntılara yol açtı. Türkiye de 1993'te Ermenistan'a karşı ambargoya katıldı. Dağlık Karabağ işgali sebebiyle 1993 yılında kapatılan Alican sınır kapısı bugün hala kapalı bulunuyor. Ermenistan işgal ettiği Karabağ toprakları sebebiyle Azerbaycan'la hala savaş durumunda. Yapılan askeri harcamalarda Ermenistan ekonomisini olumsuz etkileyen bir diğer faktör.
Ermenistan bir tarım ülkesi konumunda. Tarıma elverişli alanın az olmasına rağmen tarımın ekonomideki payı %20'nin üzerinde. Ermenistan'da ciddi bir pazar sıkıntısı yaşanıyor. İç pazar yetersiz durumda. Dış dünyayla bağlantısı ise Türkiye ve Azerbaycan'la yaşanan sorunlar sebebiyle sadece Gürcistan üzerinden sağlanıyor. Bu durum ülke mallarının lojistik maliyetini de artırıyor. Piyasa ekonomisi çok oturmadığı için ithalatta da sorunlar yaşanıyor. Eski Sovyet döneminden kalan üretim yapısı da dünyaya ihracat için gerekli kaliteyi tutturamıyor. Ermenistan'da resmi işsizlik 2014 yılı verilerine göre %17.8. Kişi başı gelirse yıllık 3800 dolar civarında. Ermenistan kişi başı milli gelire göre dünyada 125. sırada bulunuyor. Ermenistan ekonomisi halen Rusya Federasyonu'nun ticari ve hükümet yardımlarına büyük ölçüde bağımlı durumda. Ülkenin ekonomik altyapısı, özellikle de enerji sektörü Rusya'nın kontrolü altında. Öte yandan ülkenin dış borcu 2013 itibariyle 8.6 milyar dolar civarındadır. Bu miktar gayri safi yurt içi hasılanın %83'üne karşılık geliyor. Toplam gelirin %40'ından fazlası dış borçlara gitmekte. IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası ekonomik kuruluşlardan alınan kredi ve yardımlar ülke ekonomisini dengede tutmaya yardımcı oluyor. Dış ticaret açığı, ülke dışında yaşayan diasporanın yardımları ve para transferleriyle kapatılıyor. Taş kesim ve elmas işçiliği önemli bir faaliyet alanı olan Ermenistan'da asgari ücret 32.500 dirham, yani yaklaşık 140 lira düzeyinde. Ermenistan'da nüfusun %35'inden fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve savaş durumu sebebiyle Ermenistan'da sık sık protesto gösterileri düzenleniyor. Her sene nüfusun yaklaşık 1/4'lük kısmı Ermenistan'dan göç ediyor. Ermenistan'ın ekonomik durumuyla ilgili haberimizi izledik. Araz Bey, size devam edelim. Siz Ermenistan ekonomisini nasıl buluyorsunuz? Bu tarz protestoların ana kaynağı sizce Ermenistan ekonomisi mi? Evet, hiç kuşkusuz bu genel olarak Ermeni ekonomisinin durumundan kaynaklanan bir şey. Aslında Sovyetler Birliği dağılma sürecine girdiğinde bu bağımsızlık mücadelesi veren veya doğal bu süreç sonucunda bağımsız olan ülkelerin hepsi için bu sorun mevcuttu. Yani eskiden bir komünist devlet planlaması üzerine inşa edilmiş bir ekonomik sistem vardı. Bu dağılıyor. Bunun yerine bu bağımsızlıktan sonraki dönemde hangi ekonomik model ortaya konacak? Bu yeni bağımsızlığına kavuşan ülkeler nasıl ekonomik açıdan kendilerini ayakta tutacaklar? Bu sorun bütün eski Sovyetler Birliği üyesi ülkeler için söz konusuydu. Bazı ülkeler bunu başarıyla çözdüler, bu sorunu. Bazıları yeni ekonomik modele geçerken sıkıntılar yaşadılar. Ama Ermenistan'la ilgili durum çok farklı oldu. Ermenistan bu aşamada yeni sistemi daha kuramadan Azerbaycan'a yönelik toprak iddiaları vardı. Azerbaycan'a saldırdı, Azerbaycan topraklarını dışarıdan aldığı askeri ve siyasi destekle de işgal etti. Ve işgal süresince de, yani hem işgal ettiği sürece hem daha sonra işgal altında tuttuğu sürece bölgesel projelerin dışında kaldı. Şimdi Azerbaycan'a bakacak olursak doğal kaynaklarını verimli bir biçimde kullanarak yeni ekonomik sistem kurmaya çalıştı. Önemli ölçüde de başarı sağladı. Gürcistan'a bakacak olursak Sovyetler döneminden aldığı mirası dönüştürmeye çalıştı. Ama bu dönüştürme sürecinde özellikle transit ülke konumundan yararlandı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki transit ülke konumundan, bu Hazar Havzası doğal kaynaklarının Avrupa piyasalarına ulaştırılması açısından oynadığı rolden veya Rusya ile Ermenistan arasındaki transit ülke konumundan. Ermenistan bunların hiçbirisini yapamadı. Yani biraz belki siyasi boyut eklemiş olacağız buraya ama Ermenistan sözde Karabağ'ı kurtarmaya çalışıyordu. Kendisi Karabağ sorununun esirine dönüştü. Esirine dönüşünce ne yeterli doğal kaynağı yok, ne Sovyetler Birliği'nden aldığı mirası doğru bir biçimde dönüştüremedi, ne transit ülke konumu vardı, onun da aynı Gürcistan gibi, onu kullanamadı. İşgalci ülke olduğu için. Böyle olunca Sovyetler Birliği döneminden kalan işletmeleri bir şekilde ayakta tutarak ekonomisini canlı tutmaya çalıştı. Bu da mümkün değil çünkü yeni fabrikaların yapılması lazım,
Eskilerin yenilenmesi lazım. Bunları yapamıyor. Eski işletmeleri yenileyemeyince bu sefer Rusya'dan ekonomik bağımlılığı arttı. Önceden Rusya'dan siyasal, askeri anlamda bağımlılığı vardı Rusya'ya. Ama ekonomik anlamda da bağımlılık ortaya çıkmaya başladı. En önemli yani işletme olarak bakacak olursak, en önemli işletmelerden biri bu nükleer santraldi. O bile yani bölge için, sadece Ermenistan için değil, bölge için bir büyük tehlike konumuna geldi. Çünkü orada da yenileme çalışmalarının yapılması lazım. Tamamen eskimiş birimlerin dinlenmeye alınması lazım vesaire. Onu bile durduramayacak duruma geldi Ermenistan. Yani hal böyleyken ekonomik sorunlar birikti sürekli. Ekonomik sorunlar sürekli birikince daha önceki programlarda da bahsettik. Kaçabilenler kurtuluş yolunu Ermenistan'dan yurt dışına kaçmakta buldular. Geri kalanlar yani Ermenistan'da yaşamak zorunda kalanlar giderek daha fazla tepki duyuyorlar yönetime. Normal bir demokratik sistem olmadığı için de bu tepkilerini normal bir şekilde dile getiremiyorlar. Bu tepkilerin daha da birikmesine neden oluyor. Bazı dönemlerde Rusya'dan aldıkları ekonomik yardımlarla bu tepkileri dindirmeye çalıştılar. Hani kurtuluş yollarından birisi olarak ülkedeki işletmeleri Rusya'ya satmayı kabul ettiler. Yani ülkelerindeki mevcut işletmeleri Rusya'ya satarak bir şekilde ekonomilerini canlı tutmaya çalıştılar. Ama diğer bir yolda Rusya'dan sürekli yardım almaktı. Son Rusya'nın yaşadığı sorunlarla birlikte Rusya hem Suriye krizi nedeniyle daha sonra Ukrayna krizi nedeniyle Batı ile ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Buna artı petrol fiyatlarının inmesi de eklendi. Ve Rusya'da ciddi döviz krizi yaşamaya başladı. Bu döviz krizi de doğal olarak Ermenistan'a da yansıdı. Çünkü Ermenistan ekonomisi petrol üzerinden denen bir ekonomi değil. Petrol yok Ermenistan'ın. Ama yardımı Rusya'dan aldığı için petrol fiyatları Ermenistan'a da etkiledi. Rusya Ermenistan'a söz verdiği yardımların hepsini yapamadı. Bu yardımların bir kısmı direkt mali yardım, bir kısmı gıda yardımı dahi var. Hani Ermenistan durumu o şekilde. Yani o kadar kötü bir ekonomik sistem var. Rusya'dan sürekli gıda yardımı dahi alıyor büyükelçilik aracılığıyla. Yani bu da olamayınca bu kriz tırmanmaya başladı. Aslında yani ilk başta da ifade ettim bunu neden sırf elektrik fiyatlarının yükselmesi sorun olarak göremeyiz. Normalde Ermenistan'daki elektrik fiyatları çok yüksek değil. Bölge ülkeleriyle yani komşu ülkelerle kıyaslandığında yüksek değil. Bu son zamla birlikte ortaya çıkan fiyat da çok yüksek değil. Burada sorun elektrik fiyatlarının yükselmesi değil. Sorun Ermenistan'daki sıradan vatandaşların ödeme kabiliyetinin çok düşük olması. Yani onların yıllardır biriken sosyal ekonomik sorunların altında ezilmiş olmaları. Ödeme güçlerinin aşağı olması. O nedenle yani bu sorunlar tamamen birikince, ödeme kabiliyeti aşağı düşünce, çok alt düzeye inince, artı Rusya ile ilgili boyuta belki şunu da eklememiz lazım. Hani Ermenistan ekonomisini döndüren en önemli ayaklardan birisi de dışarıdan gelen para. Yani yurt dışında çalışan Ermenilerin yolladıkları para. Bunun da en önemli ayağını Rusya'da çalışan Ermenilerin yolladığı para oluşturuyor. Rusya'da ekonomik kriz olunca oradan gelen para miktarı da azaldı. Yani yıllardır biriken sosyal ekonomik sorunlara, Rusya'nın yaşadığı sıkıntılar da eklenince toplum patlama düzeyinde. Yani bir bahane arıyor patlama için. Ama öte yandan elektrik şirketinin açıklamalarına da bakacak olursak, onlar şöyle diyor işte 11 yıldır fiyatları neredeyse hiç artırmadık ve en az 2 yıldır da zararla çalışıyoruz. Yani zam yapmak zorundayız çünkü gerçekten fiyatlar aşağı. Ama bu Ermenistan'ın sosyal ekonomik koşullarına uygun olmaması, yönetimle halk arasındaki o kopukluğun olması, sağlıklı bir yapının olmaması ki bunları tekrar ifade ediyoruz Ermenistan'ın işgalci politikalarından kaynaklanıyoruz. Hem kötü yönetilmesinden ama sadece kötü yönetilmesinden değil. Aynı zamanda işte komşularıyla kötü ilişkilerinden kaynaklanan bir durum. Böyle bir kötü durum içerisinde fiyatlar yükselince tabii toplum patlama noktasında olduğu için artık yönetim tarafından önlenemeyen bir boyutta. Hani yönetim polis müdahalesiyle müdahale etmeye çalışıyor, daha da tepki büyüyor. Taviz vermek istiyor, bunun önünün gelmeyeceğini düşünüyor. Yani yönetim şu anda daha önceden siyasal açıdan çıkmazdaydı, şimdi yönetsel açıdan da çıkmazdı. Şimdi yönetimden bahsettiniz. Bu konudan devam edelim isterseniz Elman Bey. Şu anda Ermenistan yönetiminin durumuna baktığımızda gerçekten güç bir durum. Ermenistan'a bakıyoruz. Türkiye ile sorunlar yaşıyor. Azerbaycan'ın
topraklarının %20'lik kısmını işgal etmiş durumda. Tabii bunun da pek çok getirisi oluyor. Askeri harcamaları arttırıyor. Bir yandan yeterli üretim yok. Askeri harcamaları ancak Rusya'dan yardımla sağlayabiliyor. Araz Bey de anlattı. Bu durumda peki Sarkisyan yönetimi nasıl bir çıkış yolu bulacak sizce? Siz tamamıyla haklısınız ve hadiselerin gelişatı onu gösterir ki, Ermənistan dövlətində Sarkisyanın apardığı siyaset ülkeni uçuruma aparır. Ve indi Ermənistanda ənənəvi müxalifətlə yanaşı, Ermənistanda bugün yeni bir müxalifət formalaşıb. Həmin müxalifət bugünləri küçələrdədir. O müxalifət ki, o heç bir müxalif partiyasından bağlı deyil. Partiya bağlılığı yoxdur. Onlar gənclərdirlər və həmin gənclər daha əvvəlki kimi yaşamaq istəmirlər. Və bayaq mən qeyd etdiyim yeni müxalifət sıralarının əsgər anaları da var. Və hadisələrin təhlili onu göstərir ki, Ermənistan dövləti bugün ona görə bu vəziyyətə düşüb ki, o öz yeritdiyi, deməli, agresiv, işğalçı siyasət uzbatından bir bumerang effekti ilə üzrə dayanıb. Ermənistan işğal siyasətinə son qoyarsa, belə olan vəziyyətdə o blokadadan çıxmış olar. O niyə görə blokadaya düşüb? Çünki Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğal edib. Niyə blokadaya düşüb? Bugünə qədər də o Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarını əl çəkmir. Bugünə qədər də Türkiyəyə qarşı qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı iddialarını əl çəkmir. Və sanki həm qondarma soyqırımından, eyni zamanda deməli işğal aktından bir manipulyasiya elementi kimi istifadə edir. Əlində bayraq eləyib bundan istifadə edir. Və belə olan vəziyyətdə heç şübhəsiz ki, hadisələri təhlil etdikdə bu qənaətə gəlmək olar ki, Serj Sarkisyan və onun komandası prosesləri izlədikcə bu qənaətə gəlirlər ki, o X günü, yəni hakimiyyətlə vidalaşmaq getdikcə daha çox yaxınlaşır. Çünki ölkə permanent olaraq böhran içərisindədir. Vəziyyətdən çıxış yolları yoxdur və çıxış yollarını heç tapmaq da istəmir. Onun yalnız bir niyyəti var. Öz hakimiyyətini möhkəmləsin, öz hakimiyyətini qoruyub saxlaya bilsin. Və mənə elə gəlir ki, Ermənistanda baş verən son hadisələr Sarkisyanın konstitusiya islahatı ideyasının daha da sürətlənməsinə gətirib çıxardacaq. Bilirsiniz ki, Sarkisyan xeyli vaxt ki, ölkədə konstitusiya islahatı həyata keçirmək istəyir. Məqsəd bizdir, məqsəd öz hakimiyyətini qoruyub saxlamaqdır. Çünki 2018-ci ildə ölkədə prezident seçkiləri keçirilərsə, və mən indi ona istəyərim toxunam, istisna deyildir ki, Ermənistanda 2018-ci ildə heç prezident seçkiləri keçirilməsin. Əgər keçirilərsə, o üçüncü dəfə prezident seçilmək hüququna malik deyil, deməli Sarkisyan hakimiyyəti ilə vidalaşmalıdır. Amma belə olan vəziyyətdə Sarkisyan ciddi cəhdlə çalışır ki, bu hakimiyyəti qoruyub saxlasın. Və hakimiyyəti qoruyub saxlamaq üçün isə o ölkəni prezidentli respublika deyil, ölkəni parlamentli respublikaya çevirmək istəyir. Və parlamentli respublikada isə o çalışır ki, bugünkü müdafiə naziri olan Ohanyanı etsin ölkənin baş naziri. Özü isə ifadələrində qeyd eləyib ki, o nə prezident olacaq, nə də ölkənin baş naziri olacaq. Belə ifadələr səsləndirib. Deməli, parlamentli respublikaya çevirib, əslində o prezident də olmasa, təbii ki, baş nazir də olmasa, spiker postuna yiyələnmək istəyir. Əsas məsələ güc nazirliklərinin kimə tabi olmasıdır? Baş nazirə, yoxsa spikerə? Və ən azı, ən son məlumatlara görə Ermənistanda siyasi kuluarlarda, siyasi dəhlizlərdə bu məsələ müzakirə olunur və Sarkisyan spiker olacağı təqdirdə bu halda güc nazirliklərinin, Daxili İşlər Nazirinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və Milli Ordunun müharibə dövründə spikerə, yəni Sarkisyana, dinc dövrdə isə baş nazirə tabiçilik. Nəzərə alsaq ki, biz müharibə vəziyyətindəyik, Ermənistan müharibə vəziyyətindədir. Deməli, spiker olmaqla həm də bütün güc strukturlarını özünə tabi etmək istəyir. Şimdi biraz da iddialardan bahsedelim. Araz Bey, öne çıkan son dönemde bir iddia var Rusya ile ilgili. Rusya tarafının da açıklamaları aslında bu iddiayı destekler nitelikte. Son olarak Rusya tarafından yapılan açıklamalar Ukrayna'daki durumun bir benzerinin Ermenistan'da yaşanabileceğine dair. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu iddiaların aslı var mı? Gerçekten de insanlar, Ermenistan vatandaşları orada sadece elektrik zammını değil de
Rusya'nın Ermenistan üzerine uyguladığı baskıyı mı protesto ediyor? Aslında Rusya'nın Ermenistan üzerindeki baskısı gerçekten bayağı büyük bir tepkiyi hak edecek düzeyde. Çünkü Rusya bir yandan Ermenistan'ı kendi kontrolü altında tutmaya çalışıyorken, hani biraz önce de ifade ettik, ekonomik açıdan kendisine bağımlı kılmaya çalışıyor. Güvenlik açısından Ermenistan kendi kendini Rusya'nın esiri etmiş Karabağ sorunu nedeniyle. Çünkü illa Azerbaycan topraklarını işgal altında tutmak istiyor. Bunun için kendisinin yeterli askeri kapasitesi yok. Rusya'nın askeri desteğine ihtiyaç duyuyor. Ve dolayısıyla güya Azerbaycan topraklarını işgal altında tutmak için, güya Karabağ'ı kurtarmak için kendi söylemlerince Ermenistan'ın tamamını neredeyse Rusya'nın kontrol altına vermişler. Ama Ermenistan'da kamuoyunun önemli bir kısmı bağımsızlık yönünden bundan rahatsız. Yani Ermenistan'ın bağımsızlığının neredeyse hiç olmadığından rahatsız ve bu sadece kamuoyuyla ilgili de değil. Önemli muhalefet liderlerinin, önemli aydınların ve araştırmacıların, profesörlerin birçok kişi bu konuda benzer eleştiri yapmış. Yani biz kendi güvenliğimizi kendimiz sağlayamıyoruz. Bağımsız bir ülke değiliz eleştirisini onlar da yapmışlar. Yani böyle bir rahatsızlık var. Artı bir başka boyut da var. Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'den tecrit olunmuşken önemli ölçüde kurtuluş yolunu Rusya'da bulmuş, kısmen de İran'da bulmuş. Şimdi İran zaten küresel sistemle sorun yaşayan bir ülke. Şimdi bu nükleer sorunu çözmeye çalışıyorlar ama önemli ölçüde bu nükleer sorun nedeniyle küresel sistemle sorunları var. Diğer Rusya'ydı, o da küçük sorunları olan ülkeydi ama giderek bu sorunlar da artmaya başladı. Yani Ermenistan'ın kurtuluş yolu olarak gördüğü ülkeler kendileri sıkıntı yaşayan ülkeler. Bir. İkincisi o ülkeler ikisi de birbirini Ermenistan'da kıskanıyor. Yani Rusya İran'la çoğu zaman iyi ilişkilere sahip olmasına rağmen Ermenistan'da İran etkinliğini kıskanan bir ülke. Yani Rusya Ermenistan'ın tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayamıyor. Ama Ermenistan o kalan ihtiyacını İran'dan karşılamak isterken Rusya buna kızıyor. Normalde Ermenistan bağımsız bir ülke olsaydı tüm bunları dengeli bir biçimde veya belirlediği bir çizgi yönünde normal bir şekilde sürdürebilirdi. Ama bağımsız ülke olmadığı için bunu sürdüremiyor. İşte İran'la ilişki kurmak isterken de Rusya'nın tepkisini dikkate alıyor. Artı son zamanlar, yani buna bir tepki var Ermenistan'da Rusya'ya karşı. Artı son zamanlarda biliyoruz ki Ermenistan sınırlarını koruyan, Ermenistan-Türkiye sınırını koruyan Rus askerlerinin tavırları nedeniyle Rusya'ya bir tepki vardı. Yani Rusya'ya yönelik birikmiş bir tepki var. Hem sosyal düzeyde hem genel olarak ülkenin bağımsızlığı ile ilgili ekonomik, güvenlik, askeri ve siyasal düzeyde. Ama bu son olaylar direkt Rusya ile ilgili mi, Rusya'ya karşı mı ve Ukrayna'daki gibi bir sonuç doğurabilir mi? Şimdi hani programın başında anlatmıştık. Rusya Ermenistan'daki büyük şirketleri falan aldı dedik. Elektrik dağıtım şebekesini de almıştı. Yani bu fiyatlara zam yapan aslında Rus şirketi, RAO. Zam yapınca kendisi ekonomik nedenle bunu temellendirse de işte 11 yıldır zam yapılmıyor, fiyatlar zaten düşük, zamla birlikte yine de çok yükselmiyor dese de millet karşı çıkıyor ve karşı çıkınca zam yapan şirket Rus şirket olduğu için elektrik fiyatlarına tepki, nasıl ki sadece elektrik fiyatlarına tepkiyle kalmadı, Sarkisyan yönetimine yönelik tepki olarak da ortaya çıktı. Benzer şekilde Rusya'ya yönelik tepki niteliği de taşıdı. Ama daha sonra bu, yani burada birkaç boyut gördük. Rusya'daki önemli yetkililerin açıklamaları. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Her ikisi çok ilginçtir. Olaylar yeni başladığında Ermenistan'daki gelişmeleri dikkatle izliyoruz dediler. Aslında tamamen bir iç süreç. Normalde yani mutlaka bazı ülkelerin müdahalesi vardır. Her bir ülkenin içerisindeki iç gelişmeye başka ülkeler bir şekilde küçük de olsa müdahale ediyor. Ama sonuçta hani Rusya'nın açıktan tarafı olduğu bir olay değildi bu elektrik zammı olayı. Devlet olarak Rusya bunun tarafı değil. Veya göstericiler eğer Ermenistan yönetiminden bir şeyler istiyorlarsa Rusya bunun tarafı değil normalde. Programı çektiğimiz gün itibariyle bugün Rusya Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Kremlin sözcüsü Peskov yeniden açıklama yapmak zorunda kaldı. Ve kesinlikle yalanlıyorum dedi. İşte
Ermenistan'daki olaylar Ermenistan'ın iç olaylardır. Yani halbuki bugüne kadar dikkatle izliyoruz diyorlardı. Bugün için Ermenistan'ın iç olaylarıdır. Rusya Cumhurbaşkanı, Ermenistan Cumhurbaşkanı ile konuşmasında, telefon konuşmasında bunu görüşmemiştir dediler. Ama genel olarak biliyoruz ki eski Sovyet coğrafyasında özellikle bunun çok şahidi olduk. Rusya yanlısı yönetimler veya Batı'nın tam arzulamadığı tarzı olan yönetimler Batı destekli gösterilerle devrildi. Daha önce bunu diğer ülkelerde gördük, bazı ülkelerde gördük. Yine Sarkisyan olaylardan 3-4 gün sonra bir açıklama yapmıştı. İşte bunu Rusya karşıtı olarak nitelendirilenler yanılıyorlar. Çünkü Sarkisyan kendisi de buna rahatsızlık duyuyor Rusya'ya olan bağımlılığı nedeniyle. Yani Ermenistan'da aşırı Rusya yanlısı gösteriler yapılınca Rusya muhtemelen sadece o göstericilere kızmıyor, aynı zamanda Sarkisyan'a da kızıyor. Onun için Sarkisyan biraz da mutluluk içerisinde bunu söylemişti. İşte ben göstericilerin liderlerine sordum. Hayır, Rusya'ya karşı yapmıyoruz dediler. Yani Ermenistan içinde yapıyoruz dediler. Yani bu tür değerlendirmeler var ama Sarkisyan'ın devrilmesiyle, iktidardan gitmesiyle sonuçlanma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıyor bu. Veya Rusya karşıtı bir yönetimin oluşma ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Çünkü ta baştan beri ifade ettiğimiz gibi Ermenistan'ın şu anki durumda olmasının temel nedeni işgalci politikası ve bu politikayı destekleyen aynı zamanda Ermenistan ekonomisinin sağlıklı bir yapıya kavuşmasının önünde engel olan Ermenistan'daki elit ve Rusya. O nedenle o elit dışındaki kesim, geniş kamuoyu, geniş toplumun geniş bir kesimi daha da birikmiş bir tepkiyle Ermenistan'daki mevcut yönetimi devirebilir ve yerine farklı bir yönetimin oluşması için çabalayabilir. Ama biliyoruz ki yani daha doğrusu devirebilir ifadesi belki biraz çok kesin ifade, devirme iddiasında bulunabilir. Ama bunun pratikte olma ihtimalini ben düşük olarak görüyorum. Çünkü daha önce Karabağ sorununun çözüm süreci açısından da şahit olduk. Hani Ermenistan şu anki çizgisinden farklı yöne sapmak istediği zaman 1999'da parlamentoya saldırı olmuştu Ermenistan parlamentosuna. Başbakan, parlamento başkanı, çok sayıda milletvekili öldürülmüştü. Ana muhalefet lideri öldürülmüştü. Benzer bir tablo ile karşılaşabilir. Ermenistan içinde Ermenistan'ın çıkarlarını isteyen, gerçek çıkarlarını isteyen ve Ermenistan kamuoyunun beklentilerini karşılamak isteyen grupların etkinliği daha zayıf. Ermenistan'ı kendi kontrolünde tutmak isteyen çok küçük bir grubun ve dış güçlerin etkinliği daha fazla. Ve bu sadece siyasal anlamda değil. Ekonomik anlamda da, toplumsal anlamda da ve askeri güvenlik anlamda da, istihbarat anlamda da. O nedenle Batı kuşkusuz Ermenistan'ın şimdiki konumundan rahatsız. Rusya'nın kontrolünde olmasından rahatsız. Çıkarmak için projeler tasarlayabilir. Ama Ermenistan'daki Rus istihbaratı ve askeri güçleri aynı zamanda bu otoriter yönetim muhtemelen buna çok az şans tanıyacaktır. Şimdi konunun bir ekonomik boyutu vardı, bir de Rusya boyutu vardı. Ekonomik boyutunu da konuştuk, Rusya boyutunu da konuştuk. Bazı iddialar daha var. Bazı haber kaynaklarında şunu görüyoruz. Rusya'nın Güney Kafkasya'daki en önemli müttefiki Ermenistan'ı kaybetmemek için silah yardımı yapacağı şeklinde bazı açıklamalar gördük haber kaynaklarında. Hatta bazı Azerbaycanlı milletvekilleri de bunu protesto etti. Sizce gerçeklik payı var mı bu tarz şeylerin? Rusya bu şekilde en iyi müttefikini tekrar geri kazanmak isteyecek mi? Ben en son malumata göre Rusya Ermenistan'a 200 milyon dolar həcmində silah sursat almaqla bağlı dəstək verib. Yəni, bu haqda məlumat var və əslində bu günləri Ermənistan tərəfi Rusiyanı eyni məsələdə ittiham edir. Və Ermənistanın mövqeyi belədir ki, Ermənistan Rusiyanın müttəfiqidir. Əslində isə forpostudur, tam aslı vəziyyətdə olan bir koloniyasıdır. Və Ermənistan tərəfi deyir ki, belə olan vəziyyətdə biz həm də Gömrük İttifaqı, Avrasiya İttifaqının üzvüyük. Onda nədən Azərbaycana Rusiya beləcə ən müasir silahlarını satır və onu silahlandırır. Ermənistan tərəfinin də Rusiyaya bu şəkildə iddialar var. Düzdür, bu iddiaları daha çox müxalifət tərəfi ifadə edir. Ermənistan iqtidarı hətta bunu açıq şəkildə demək gücünə və müstəqilliyinə malik deyil. Yəni Sarkisyan rejimi hətta bu dediyimizi açıq şəkildə Rusiya ifadə etmək gücünə malik deyil. Və indi heç şübhəsiz ki, hadisələri izlədikdə
bir sıra nəticələr çıxarmaq mümkündür. Bugün qərb dairələrindən, qərb dairələrini də ittiham olunur bu məsələlərdə. Və belə fikirlər də var ki, əslində Ermənistanda bugün gənclərin etiraz dalğasının yaranması qərbin maliyyə inüslarının Ermənistana, Ermənistandakı qeyri-hökumət təşkilatlarına ayırdığı pulun, vəsaitin, paranın hesabına baş verib. Bu baxımdan qərbi tam olunur. Və eyni zamanda hətta hadisələrin bax, belə bir inkişaf ssenarisi də nəzərdən keçirilir. Yəni, gənclər geri çəkilmirlər. Gənclər təzyiqlərini artırırlar. Hətta Sarkisyan komanda versə ki, elektrik enerjisinin qiymətlərinin artması ilə bağlı qərar ləğv olunsun. Belə olan vəziyyətdə mitinga çıxan, etiraz eləyən gənclər tələb edəcəklər ki, son 5-6 il ərzində Ermənistanda 400% enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxıb. 400% onlar da ləğv olunsun. Yəni təkcə indiki qalxım deyil, 3-4 il öncə qalxmış qiymətlər də ləğv olunsun. Hətta bu da gözlənilir. Onda siyasi təhlilçilər hadisələri izləyən həm Rusiyalı, həm də Ermənistanlı olan təhlilçilər belə versiyalar deyilər, sürürlər ki, nəticədə xalq, gənclər xüsusilə geri çəkilməyəcəklər, onlar irəli gedəcəklər. Belə olan vəziyyətdə elə bir an gəlib çıxa bilər ki, əskərlərin sırasında da, eyni zamanda iqtidarın öz sıralarında da etiraz edən xalqın tərəfinə keçmək tendensiyası ola bilər. Yəni artıq müxalifətin etiraz edən gənclərə daha böyük kütlə qoşula bilər və hakimiyyətin öz daxilindən də onlara qoşulanlar ola bilər. Bu çox təhlükəli ssenaridir və belə olan halda ən pis variant o ola bilər ki, doğrudan da Ermənistanda qərb üçün, daha doğrusu Rusiya üçün çox ən təhlükəli və Ermənistan üçün ən təhlükəli variant bir maydanın formalaşmasıdır və Ukraynadakı hadisələrin Ermənistanda təkrarıdır. Belə olan vəziyyətdə hesab edirəm ki, Ukrayna hadisələrindən də dərs alan Rusiyanın Ermənistanda daha kəskin, daha sərt mövqədə dayanacağı proqnozlaşdırılandı və istisna deyil ki, əgər doğrudan da vəziyyət kritik hala keçsə, bu halda Rusiyanın gömrüdəki hərbi bazasının əskər və zabit heyətindən, hərbi texnikasından istifadəyə ehtiyac yarana bilər. Bu isə qərbin maraqlarına xidmət edir. Yəni, bir var Sarkisyan və ona məxsus erməni mənşəli polis xalqı döysün, onu deməli, əssin, ona güc tətbiq eləsin. Bir də var ki, erməni olmayan, yəni Rus gəlsin, onun qoşunu gəlsin, həmin xalqı yatırsın və ona qarşı güc tətbiq eləsin. Belə olan vəziyyətdə əgər qan tökülsə, erməni ölsə və Rusiya hərbçilərinin dəstəyi ilə bu baş versə, bu nəticədə erməni xalqı ilə Rus xalqı, Ermənistan dövləti ilə Rusiya dövlətinin düşmənçiliyi üçün yeni imkan yaradacaq. Necə ki, Ukrayna hadisələri fonunda Ukrayna və Rusiya, iki Slavyan dövlət faktiki bir-birinə qarşı düşmən kimi baxırlar. Analoji vəziyyət, yəni gümrüdəki Rusiya hərbi bazasından gənclərin bu etiraz dalğasını yatırmaq üçün istifadə olunsa, orada qan tökülsə, nəticədə Ermənistan ilə Rusiya arasında daha müttəfiqlikdən yox, elə düşmənçilik münasibətlərindən söhbət gedə bilər. Bu isə qərbin maraqlarına xidmət göstərir. Bu yeni situasiyadır, yeni şəraitdir. Hesab edirəm ki, hadisələrin belə inkişaf ssenarisində ümumiyyətlə nəzərdən qaçırmaq olmaz. Ona görə Azərbaycan dövləti qeyd etdiyim kimi diqqətlə prosesləri izləyir və İstənilən halda Ermənistanda baş verən hadisələrə görə məsuliyyət Sarkisyan rejiminin üzərində düşür. O da o məsələsinin həlli ilə məşğul olsun. Efendim, süremizin sonuna geldik. Bu haftaki konumuz Ermənistanda 2 haftadan uzun süredir devam eden protesto gösterileriydi. Protestoların sebebini, protestoların hakkındaki iddiaları, Ermənistan yönetiminin tutumunu, gösterilerin bir devrime dönüşüp dönüşmeyeceğini konuklarım Devlet İdarecilik Akademisi Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Elman Nesirli ve Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Araz Aslanlı ile birlikte değerlendirdik. Haftaya 7. günde tekrar buluşmak üzere.